Merhaba arkadaşlar. Bu tam bir makyaj videosu değil aslında. Sadece yazın her gün her yere giderken yanıma hangi malzemeleri alıyorum, en hızlı şekilde nasıl hazırlanıyorum size onu göstermek istedim. Çünkü biliyorsunuz ki çok sık seyahatteyim ve her defasında yanıma detaylı farlar, kalemler, fırçalar alacak bir vaktim ve valizim olmuyor çoğu zaman. Ama hep yanımda gezdirdiğim şeyler var. Çoğu zaman ayna bile olmadan yaptığım pratik bir makyajı bugün size anlatacağım. Şu anda yüzümde gördüğünüz. Ben bunu çoğu zaman telefonun kamerasıyla yapıyorum ya da içindeki şeylerin küçük aynalarıyla. Bugün de sizinle beraber hızlıca yazın fresh ve taze bir ciltle ve görünümle nasıl hazırlanıyorum onu göstermek istedim. Hazırsanız başlayalım. İlk iş sabah ne olursa olsun yüzümü güzelce yıkayarak ve nemlendirerek başlıyorum. Yıkama kısmını size göstermeyeceğim ama sizinle nemlendirmeyle başlayalım. Bu ara favorim Dior'un Life serisinden Fresh Hydration. Rengi de çok güzel. Zaten sorbe krem diye geçiyor. İnanılmaz yumuşacık jel gibi. O yüzden hem böyle parlak parlak duruyor hem de böyle çok güzel nemlendiriyor gibi geliyor bana. Bir de böyle yazın daha ışıltılı ciltleri, tenleri seviyoruz da onun için ben bayılıyorum. Şimdi bakalım aynasız nasıl olacak. Mis gibi de kokuyor. Bir de böyle ağır bir krem değil. Yazın böyle bazen işte krem onun üstüne sürmek bana çok fazla geliyor. O yüzden de böyle daha hafif ve daha parlak şeyleri tercih ediyorum. Nemlendiricimiz tamam. Cildimi nemlendirdim. Göz altlarımı da nemlendireceğim. Darphin'in Hydra Skin serisinden All Day Eye Refresh jel kremini kullanacağım. Aynı renklerden gidiyorum biliyorsunuz zaten favorim. Biraz yine parlaklık hem de ferahlık veriyor. O yüzden yazın da böyle hafif göz altlarından iyi bakmakta fayda var. Göz altı kremini sürerken hiçbir zaman böyle çekmeli hareketler yapmıyoruz. Yani yapmayın diyorlar. Genelde böyle kan dolaşımını hızlandıracak ve kremi yedirecek, böyle sündürecek değil ama yedirecek şekilde yaparsanız göz altları için daha iyi olur. Çünkü zaten çok hassas bir bölge. Hem de tam highlighter'ı sürdüğümüz yerleri aslında kremle birazcık aydınlatmış oluyoruz. Kremlerimizi sürdük, birazcık kururken konuşalım. Normalde ben koruyucu krem mutlaka kullanıyorum. Eğer koruyucu değilse de böyle bu tarz koruyuculu ürünler kullanmaya özen gösteriyorum. Ama dediğim gibi yazın böyle çok kat kat sürmek istemediğim ve çok da güneşin zarar vermeyeceğini düşündüğünüz bir ansa eğer benim için bugün gibi güneş kremini S'de geçebilirsiniz. Ama güneş kremi sürecekseniz onun yeri şu anda. Ama benim şu an cildim kurudu diye düşünüyorum. O yüzden ben güneş kremi kullanmayacağım. Biliyorsunuz bugün aynam da yok. O yüzden telefonun ön kamerasını açıyorum. Ve şimdi makyajıma buradan devam edeceğim. Beni biliyorsunuz yaz makyajı da olsa, kış makyajı da olsa, ağır makyajı da olsa bence makyajı en çok güzelleştiren şeylerden bir tanesi maskara. O yüzden yazın çok ağır makyaj yapmak istemediğim zamanlarda bile ben mutlaka bir maskara kullanıyorum. Benim yanımda bugün Lancôme'un Monsieur Bic maskarası var. Çok güzel bir maskara. Bayağı böyle dolgun dolgun yapıyor. Bence yaz için de çok ideal. Aynanız yoksa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Çok azıcık da altını sürüyorum. Ben özellikle yazın böyle çok ince taranmış gibi kirpikleri değil de böyle birazcık daha böyle birleşmiş, ıslak görüntülü kirpikleri seviyorum. Bu da onun için güzel bir maskara. Aslında güzel de tarıyor ama böyle daha yoğun gösterdiği için daha böyle birleşik birleşik yapıyor. Hatta bazı makyajlar özellikle bunları böyle birleştiriyor. Zaten dikkat ederseniz böyle bazı dergi çekimlerinde falan öyledir. O yüzden siz de öyle yapabilirsiniz. Maskaramı sürdükten sonra kaşlarımı mutlaka tarayıp sabitliyorum. Favori kuş ürünlerimden Benefit'in Gimme Brown'u kullanacağım. Bundan kaç tane kullandım bilmiyorum. Thank you.
mesleği. Bunda şöyle şeyler de var. Açıkçası yaz vakti çok göz altlarımı da kapatmak istemiyorum. O yüzden sadece hafif bir allık ve ruj uygulayıp makyajımı tamamlayacağım. Normalde kontür uygulamalarını sevsem de yazın böyle çok çizgili suratlar sevmiyorum. Daha böyle yaz pembeliğinde yanakları tercih ediyorum ben. O yüzden Nars'ın çok sevdiğim bir allığı Isadora'yı kullanacağım. Çok güzel bir rengi var. Şu an krem olduğu için yüzümde biraz fazla tutuyor tabii ki. Ama bunlar gün içinde uçacak. Krem hala ıslak görünümlü gibi duruyor. İşte ben o görüntüyü çok seviyorum. Bunu aslında highlighterla da tabii ki yapabilirsiniz. Ama aslında böyle sadece kremle çok daha canlı, çok daha fresh duruyor bence. Ama ben de azıcık highlighter yapacağım yine de. Evet, bu da bu kadar. Highlighter dedik. Benim yanımda The Balm'ın böyle bir serisi var aslında. Hem allığı, hem kontürü, hem de aydınlatıcısı olan. Bazen kontür falan yapmak istediğimde de o yüzden bunu yanımda taşıyorum. Buradaki highlighter'ını hafifçe elmacık kemiklerimin üstüne parmağımla uygulayacağım. Bunda da aynı varmış. Azıcık burun kemerimin üstüne süreceğim. Ve belki burnunuzun ucuna kalkıp gözükmesi için bu taktikleri almıştım biliyorsunuz daha önce. Evet, sıra geldi ruja. Yazın bayağı yanımdan ayırmadığım rujlardan bir tanesi. MAC'in Velvet Teddy. Hem nude, hem çok ölgün değil, soluk değil. Çok güzel bir ruj. Süper düzgün süremesem de bunu şimdi kalemle biraz daha belirginleştireceğim ve sabitleyeceğim. Bold the Bear kalemi çok yakışıyor bu tonlara. Kinda Sexy'ye, Velvet'te diye filan. O yüzden bu kalemi yanımda taşıyorum. Konuşmazsam süreceğim. Voila! Gerçekten bu iş tamam. Yazın bence esas olan şey, birincisi kendinize ağırlık yapmadan, cildinize ağırlık yapmadan gerçekten fresh gözüken değil, gerçekten de fresh bir makyaj yapmak. Çünkü güneşin altında zaten yaptığınız şey çok uzun süre dayanmıyor. Zaten güneş ve dış etkenler cilde bir zarar verirken bir de biz üzerine kat bir şey koyduğumuzda boşuna fazladan zarar vermiş oluyoruz. O yüzden ben minimum zarar vereceğim şekilde hem bakımını yapıp hem koruyup hem de taze bir görüntü yakalamaya çalışıyorum. O yüzden bunlar benim hep yanımda taşıdığım eşyalarımdı. Sabahleyin çok vakit kaybetmeden her yere götürebileceğim, her ortama uygun olabilecek şeyler. O yüzden de size bugün bunlarla bir makyaj yapmak istedim. Bugün evden çıkmadan da. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım içinizde işinize yarayan bir şeyler bulursunuz. Beğendiyseniz lütfen beğendim demeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.